Darwinist bir eğitime tabi olan Fransa'daki öğrencilerin evrim teorisinin geçersizliğini görmeleri, materyalist felsefeyi benimsemiş kesim için beklenmedik bir gelişme oldu. Fransa'nın haftalık haber dergilerinden Politis, 18-24 Ekim 2007 tarihli sayısında kapak konusunu Darwin'e karşı yaratılışçı atak başlığıyla evrim karşıtı yaratılışçı çalışmalara ayırdı. Yaratılış atlasının ülkede yaygınlaşmasının ardından üniversite öğrencilerinin artık evrim teorisini sorgulamaya başladığı bildirildi. Üniversiteler bu durumun farkına çok geç vardılar. Öğrencilerinin bir gün kendilerine bu sorularla saldırıya geçeceğini hiç beklemiyorlardı. Bir Paris Lisesi'nde yaşam ve yer bilimleri öğretmeni Adlen Lecoy ise konu hakkındaki düşüncelerini Fransa'nın tanınmış bilim dergisi Science Evi'de şöyle belirtiyor. Karşı çıkışları eskiye göre çok daha kesinleşti. İki sınıfımda 5 tane çok katı anti-evrimci öğrencim var. Bazıları çok iyi öğrenciler. Cevaplarını internette buldukları Harun Yahya'ya ait delilleri referans alarak çok daha gözüpek bir şekilde delillendiriyorlar. Fransa'nın lider günlük gazetelerinden Le Figaro, 18 Ekim 2007 tarihinde Yaratılış Atlası'nın Fransa'daki etkilerini yeniden değerlendirdi. 400 bin tirajlı gazetedeki söz konusu haber, Darwinizm tartışması Fransa'da gittikçe yaygınlaşıyor başlığıyla yer aldı. Yıllardır ABD'yi kasıp kavuran insanın yaratılışı tartışması, Fransız okullarını da sallamaya başladı.